Merhabalar, herkese ve kimseye merhaba. E, Atatürk kitaplarını okumaya ve değerlendirmeye devam ediyorum. Bundan önce birçok kitaptan bahsettim, bugünse e, Halil Nalcık'ın yazdığı Atatürk ve Demokratik Türkiye kitabından bahsedeceğim. Önce şunu söylemem gerekiyor, e, Halil Nalcık'ın kitabı e, neden gündeme geldi? E, dürüstçe söyleyeyim, Halil Nalcık yazdığı için. Halil Nalcık'ın kitabının ne kadar verimli olduğu veya olmadığını değineceğim. Ancak baştan söyleyeyim, önceden okuduğum kitaplarla ister istemez kıyaslamalar yaparak anlatmaya çalışacağım. Çünkü bazı insanlar birçok kitabı görüyorlar piyasada, birçok ototürk kitabı görüyorlar, biyografiler, onun üzerine yazılmış metinler ve bunların hangisini okumak gerekir, hangisi iyidir diye ee, sorular soruyorlar kendilerine, etraflarına. Ben de biraz onlara cevap vermek için bu videoları hazırlıyorum. Hem de kitaplarda gördüğüm ilginç, önemli ayrıntılar varsa biraz da onlara değiniyorum. Evet, elimizde bir Halil Nalcık e, kitabı var efendim. Atatürk ve Demokratik Türkiye kronik kitaptan çıkmış. Evet, kronik yayınlarına ait bir kitap gördüğünüz gibi. Ee, çok uzun bir kitap değil, kesinlikle büyük hacimli bir kitaptan bahsetmiyoruz. Kitap nereden çıkıyor? Kitap Halil Nalcan yazdığı 8 ayrı makalenin toplamından çıkıyor. Farklı zamanlarda Atatürk ile ilgili yazdığı makaleleri toplamış. İşte halifelikle ile ilgili e, makale var. E, devrimlerle alakalı makaleler var. E, milli mücadelenin örgütlenmesi ile ilgili makaleler var. E, türkiye Türkiye ve Avrupa ilişkileri üzerine makaleler var. Bunun gibi makaleler e, söz konusu. Ancak kitapla ilgili e, çok net bir ifade kullanmam gerekiyor. Bu kitap çok özet ve çok bilgilendirici bir kitap. E, benim sevdiğim tarz bir kitap diye sorarsanız e, ne yazık ki değil. E, çok daha geniş, kapsamlı, e, dört başı mamul bir kitabı e, tercih ederim. E, bu kitap hakikaten e, çok vaktiniz yok diyelim. Veyahut Halil Nalcı gibi çok önemli bir tarihçinin gözünden soğukkanlı bir tarih okuması... E, İzlemek, dinlemek istiyorsanız bu kitabı bakabilirsiniz. Mühim e, bir kitaptır ama okuduğum en iyi Atatürk kitaplarından biri kesinlikle değil. E, ben e, bundan önceki bölümlerde bahsettiğim kitaplardan bir daha tekrar edeceğim. Şu ana kadar Andrew Mango'nun yazdığı Atatürk Modern Türkiye'nin kurucusu kitabından daha içini görmedim, onu söyleyeyim. Halen daha o elime geçen en iyi Atatürk kitabı ve e, yerli olarak da bir Türk yazarın yazdığı kitaplar arasında da İpek Çalışlar'ın kitabını, Mustafa Kemal Atatürk Mücadelesi özel Hayatı kitabının iyi bir kitap olduğu kanaatindeyim. Orada Yılmaz Özdil'in kitabından da bahsettim, Celal Şengör'ün kitabından da bahsettim, Atilla İlhan'dan da, Ahmet Taner Akışdal'dan da bahsettim. Ancak halen daha Mango bir adım değil, belki birkaç adım önde ardından da İpek Çalışlar'ın kitabının geldiğini söyleyebilirim. Bu kitap dediğim gibi çok özet ve e, bilgilendirme kitabı, özet ve bilgilendirici bir kitap. Bu tarz kitapları seviyorsanız bence okunabilir. Ancak e, dediğim gibi e, ben bu kadar özetlenmiş bir kitabı, yani bu kadar sonra kitabın üzerine e, bana pek bir faydası dokunmadı. Ancak e, Halil Nalcık e, elbette e, yazdığını bilerek yazan biri en azından şunu yapabilirsiniz. Güvenerek okuyabilirsiniz. bununla ilgili herhalde çok büyük bir tartışma yoktur. Ve Atatürk Atatürk'le ilgili Halil çok soğukkanlı. halkın bir bölümünün devrimlere karşı oluşu, bir bölüm devrimleri kuralsız koşulsuz destekleyişi. Yani Atatürk'ü Kutsallaştıran Atatürk'e yobazca saldıranların ikisinde büyük hatalar yaptığı kanaatinde ki artık çoğu insan Türkiye'de bu noktaya geldi. Ne yobazca et, ne de yobazca savun e, noktasına geldi. Ama tabii Halil Nalcık bunları 50 yıl önce, 60 yıl önce, 40 yıl önce yazdığı makallerde çok net bir şekilde anlatmaya çalışmış. Ancak ben e, kitapta gördüğüm bir Atatürk evrelerinden bahsedeceğim. E, buna benzer şeyler anlatılıyor, yazılıyor ama e, özellikle e, Halil Nalcık Atatürk'ün birkaç evrede değerlendirmesi gereken bir kişi olduğu kanaatinde ve bunu 19 Mayıs 1909'dan itibaren başlatıyor. Biz şöyle yapalım. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının dönemleri veya onun siyasi askeri mücadelesinin dönemleri dediğimizde halini alacak işte 19 Mayıs 1909'dan öncesini bir Osmanlı subayının hayatı, hikayesi olarak görüyor. 19 Mayıs 1909 Samsun'a çıkışla Sakarya Savaşı arasındaki bölümü ise bir... Anadolu Ayaklanması'nın savunucusu veya birleştiricisi olarak anlatıyor. Sakarya'dan Lozan'a kadar olan bölümde artık yeni alternatif bir hükümet ve tek adam askeri Maraşal ve Gazi olan Mustafa Kemal'den bahsediyor. Lozan'la halifeliğin kaldırılması dönemi arası ki cümlet de bu ilan edildi. Bu dönemde ise e artık yeni devletin önündeki engellerin kaldırılması dönemi olarak görüyor Mustafa Kemal'in hayatının bu dönemini. Ve Lausanne'dan sonra, e, özür dilerim, halifeliğin kaldırılmasından sonra da artık yeni e, devletin inşa edilişi ve devrimlerin yapılması dönemi olarak alıyor. Yani aslında Halil'in alacak e, Mustafa Kemal'i bu durumda e, yaklaşık dört dönemde incelemiş oluyor. Aslında onun 19 Mayıs'tan önceki... 19 Mayıs 19, 19 önceki döneminde bir dönem sayarsanız 5 dönem e, ediyor. Tahalkül'ün ama hangi Atatürk e, kitabı veya işte Atatürk'ün İhtiyarlı Koku gibi kitaplar biraz aslında bu iskelet üzerine e, bina edilmiş. Yani aslında e, Balıkesir'de e, vaaz veren Atatürk'le, camide konuşan Atatürk'le işte e, Mutku okuyan Atatürk aynı Atatürk mü veyahut değişen ne e, biraz Real politik Atatürk'ün hayatında önemli bir yer edinmiş. Ve Atatürk'ün mesela şu meselede e, haklı değilse bile anlaşılır olması gerektiğini, işte bu Türklüğün çok öne çıkartılması, Türklerin kökeninin çok net araştırılması, her şeyin bulmaya çalışılması, bunun tarihsel bir okumayla çok rahat görülebileceğini, çünkü mesela İngilizler Lloyd George'dan bahsediyor. Lloyd George e, Türkler için, yani e, Mustafa Kemal önderliğinde ayaklanan, isyan eden, hükümet kuran Türkler için, Gidip e, İngiliz parlamentosunda çok net bir şekilde bunlar kızır denilen bir farkı yoktur. işte bunlar ilkel yaratıklar, ilkel yaratıklara hesap sormamız lazım e, demesini orada e, anıyor. Ve diyor ki Atatürk'ün aslında e, Türklüğü bu kavraya çıkmasının nedenlerinden biri de Avrupa'ya karşı olan tepkiselliğiydi. Yani biz varız, biz buradayız. Biz bir millet olarak, bir ırk olarak da buradayız e, düşüncesi olduğunu söylüyor. Ve e, Halil'in alacak Mesela Şükrü Haneoğlu ismini de verelim. Özellikle onun çalışmalarından yola çıkarak işte İttihat ve Terakki, Abdullah Cevdet ve Atatürk'ün entelektüel biyografisini yazmıştır Şükrü Haneoğlu. Onun da düşüncelerinden, yorumlarından yola çıkarak Atatürk'ün yaptığı devrimlerin hemen hepsinin bir şekilde nüvesini, çekirdeğini İttihat ve Terakkiler, Terakki'de veya Jön Türkler'de bulduğunu söylüyor. Ve e, burada da işte e, İttihat ve Terakki'nin ve John Türkler'in içine karşı gruptan etkilendiğini söylüyor ki Andrew Mango ve İpek Çalışlar'ın kitaplarında ben bu sahneyi görmüştüm. Yani Atatürk birden e, şapka inkılabını, harf inkılabını, kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesini, medeni kanun getirilmesini öyle gece rüyasına görüp sabah uygulamaya kalkan biri değil. Yani bu tarihsel okumalara o yüzden ihtiyacımız var. O yüzden Halil İnalcı'ya ihtiyacımız var. O yüzden belki Şükri Haneoğlu'nun kitabına ihtiyacımız var veya başka birilerinin. E, çünkü ortada olan şey şu. Atatürk bir e, dönemin insanı, bir neslin adamı, bir jenerasyondan geliyor. Ve buna e, John Türkler'in ikinci jenerasyonu deniyor genel olarak. Ve bunların görüşleri, düşünceleri, onların pozitivist bakış açısı özellikle. Özellikle pozitivist bakış açısı Mustafa Kemal Atatürk'ü e çok etkilemiştir. Bu mesele... Bence e, aklınızda bulunsun. Başka Atatürk kitaplarında bir şekilde karşımıza çıkacak. E, bence bu üzerinde Türkiye'de çok az durulan ve durulması, asıl konuşulması gereken meselelerden biri. E, ne yazık ki Türkiye'de şöyle bir izlenim var dediğim gibi. Atatürk gece rüyasına göre sabah kalktı, şapka inkılabı yaptı. Rüyasına göre sabah kalktı, kadınlara seçme seçilme hakkı verdi gibi bunlar. Veya işte e, Türklüğün kökenlerini araştırdı, e, Orta Asya kökenleri e, araştırdı gibi bunların hepsinin bir arka planı bir background'u var ve bunların büyük e, çoğunluğu e, ikinci nesil Jön Türkler ve İttihat ve Terakki ve onların e, o karşı bakış açısından batıcı bakış açısından kaynaklanan bir meseleydi. Evet tekrar edeyim. Halil Alcan kitabı çok özelsi bir kitap ama bilgilendirici bir kitap e, okuduğum en iyi kitaplarından biri değil ancak eli ayağı düzgün temiz bir kitap öyle söyleyeyim bakmak isterseniz Halil Necip'in kitabına bakabilirsiniz ama eğer bakmadınızsa Andrew Mango'nun kitabına ve İpek Çalışların kitabına bakın çok tartışmalıdır İpek Çalışların kitabı çok eleştirildi, çok üstüne gidildi ama Mango'nun üstüne gidiyorlar da Mango'yu biraz hani zaten o yabancı İngiliz o zaten gerekeni yapmıştır üzerine düşeni yapmıştır belki bir vazifelidir diye fazla eleştirmeyenler İpek Çalışlara bir proje yazar olarak ne yazık ki çok fazla üstün üstüne gittiler. Neyse, teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. Ee, gelin, katılın, abone olun, beğenin, bir şeyler yapın. Atatürk kitaplarını konuşmaya devam edeceğim. Bu kayda da düşmek istedim. Ee, i̇ster istemez birilerinin merak ettiği bir konu. Ee, bundan da bahsetmeye çalıştım. Teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar.